Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz altın renkli Abana marka 7,5 kW'lik asenkron motor. Şurada da etiket değerleri var. 7,5 kW'lik asenkron motor modifiye edilmiştir. Bağlantıları değiştirilmiştir ve şu gördüğünüz pano yapılmıştır. Bu pano, şöyle içini de göstereyim. Şurada gördüğünüz köprü diyot devresiyle 3 faz birleştirilmiş ve şurada da tek faz çıkışı alınmıştır ve ayrıca da yine 3 faz vardır. Fakat bu tek faz köprü diyotla birleştiği için biraz yarı doğru akımdır. Ama motorlar, rezistans, ampul, buna benzer bazı şeyler çalışır. Ama diğer şeyleri bilemiyoruz. Tabii test etmemiz gerekir. Ve kaç amper çektiğini şu gördüğünüz panomuzda biraz sonra göstereceğim. Ve kaç devirde ne kadar elektrik ürettiğini burada gördüğünüz, pano içerisinde gördüğünüz voltmetreden de göreceksiniz. Şöyle 3 prizi çıkışlara ampul ve makkap bağladım. Makkabın gücü de zannedersem 700-800 watt Şu anda doğru. vardır. Şurada da ben 850 watt. elimle yazdım. 1500 wattlık 3 tane rezistanstır bu. Yani toplam 4500 watt. Bunlarla beraber aşağı yukarı 5 kW 5,5. veya 5 kW'yi de geçiyor. Şimdi çalıştıracağız. Evet, çalıştıralım. Devrini ölçeceğiz turmetremizle. Şurada gördüğünüz, bakın fosforlu bant var. Bu fosforlu banttan lazer takometremizi de bu şekilde okutacağız. İsterseniz bu lazer takometreyi de gönderebiliriz. Evet, çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi hemen ampulümüz yandı. Makkabı da çalıştıralım. Makkabımız da gayet güzel çalışıyor. Evet. Şimdi devir ölçelim. Kaç devir olduğunu. Evet, 1440 devir. Yani bu normalde 1500 devirde veya 1400-1500 devirde. Ama voltajımız tabi biraz düştü. Dolayısıyla bu 1500 devir olması gerekir. Şimdi rezistanslarımız ısınacak ve kızarmaya başladı. Kızarmaya başladı. Bakın. Şu ışığı söndürürsek kızardığını daha iyi görürüz. Ampulü çekelim. Evet. Gördüğünüz gibi rezistansımız kızardı. Ve çektiği akımı göstereyim esas panoda. Amper çekmektedir. Tabii 10 amper. Bu 7,5 kW'lik başka bir motorla döndürüyoruz. Siz bunu su türbini olarak kullanacaksınız. Bakın rezistansımız çok güzel ısındı. Ampulümüz yanmakta ve makabımız da çalışmaktadır. Ha, deviri biraz motoru sıkıştırdık. Bakın 240 volta 235 volt. Devirde 1600 Devirim tekrar ölçelim. Evet, 1665. Aslında bu 1500 devir olması lazım ki 1500 devirde 220 volt çok güzel alırsınız. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel çalışmaktadır. Şöyle de sistemi de göstereyim. Evet, size bu 7,5 kW'lik modifiye motor gönderilecek. Şu gördüğünüz pano ile birlikte bağlı olarak gönderilecektir. Sizin voltajını ölçelim. Şimdi ısıtıcının voltajını da ölçüyoruz. Sıcak olunca zor. Evet, 189, 190. Bu DC olduğu için biraz düştü. Şuradaki frekansımızı da gösterelim. Evet. 0,55. Yani 55 Hz olarak. 240 volt olduğu için. Evet. 220 Tabii olsa 55. 240 volt olduğu için 55 Hz. Devir biraz daha düşerse 50 Hz olarak bütün cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Bu alternatör ile buzdolabı, televizyon, uydu
Gördüğünüz gibi elektrik sobası, ütü, ampuller, makkap, ispirel, buna benzer cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Bu işlemi yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.